Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kars İl Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu radyo programındasınız. İki çocuk. Siz olsanız karanlığı nasıl boyardınız? Ben önceleri fosforlu renkler aradım. Düşlerimde siyahı yutabilecek canavarlar vardı. Onları kovaladım. Sanki birini yakalayıp onun gözlerindeki karanlık tuvale atsam, her şey kendini bulacaktı. Ben önceleri büyüyememiştim. O sebeple körlüğü renklerle yenilebilecek bir hastalık sandım. Aynı annenin karnında yan yana dururken kardeşime bulaşıp bana bulaşmayan bir virüstü o. Değilmiş. Neyse ki şimdi de öğrendim. Anladığınız üzere yazı yazmayı da öğrendim. Şapkamdaki kelimeler de büyüdü, büyülü yalanlar çıkarmayı ve o yalanlarla karanlıkları boyamayı öğrendim. Onun göremediklerini bedava kurmacalarla süslemeyi, asla kandırmayı değil, bir insanı mutlu etmeyi öğrendim. Ve birçok şeyi daha aklım boyumu geçince idrak ettim. Yalnız çocuk olmayı beceremedim. Oyunlar kurmayı, balonlar uçurmayı, dört tekerleklerle hayaller sürmeyi hiç öğrenemedim. Rubik küplerin nasıl çözüldüğünü, oyuncak bebeklerin saçlarının nasıl örüldüğünü hiç bilemedim. Hani o üfleyince baloncuklar çıkaran halkalar var ya, işte onlara hiç üflemedim. Seksek oynarken düşmedim hiç. Ayağım iplere dolanmadı. Şu küçük ellerime, keçeli saçlarıma ve kirli yüzüme uzaktı çocukluk. Annem kadar uzaktaydı. Ama hiçliğin içinden çıkarıp cümlelerimi artılarla doldurmam gerekirse, büyüdüm, ticareti öğrendim. Sabah oturduğum tezgahta akşama kadar sabırla beklemeye alıştım. Önümdeki satılık oyuncakların ne kadar para ettiğini ezberledim. Hangi müşterinin ne kadar zengin olduğunu ve hangi çocuğun doyumsuz olabileceğini biliyorum artık. Her gün oturdum o tezgaha ve babamın beni alıp kardeşimin yanına atacağı anı düşleyerek saatleri geçirdim. Hava kararına kadar hikayeler uydurdu çocukluğa özlenen tarafım. Atlar yarıştırdım içimdeki çayırlarda. Gözlerimin mavisinde gemiler yüzdürdüm ve balonlar uçurdum bulutların arasında. Koştum, zıpladım, insanlar görmedi. Şarkılar söyledim, kimse duymadı. Kuş oldum, anneme uçtum, dizlerinde çocuktum. Bir müşteri elindeki oyuncağı göstererek ne kadar diye sordu. Gerçek hayata kondum. Güneş çekilinceye kadar tacirdim. Akşam olur, babam beni eve götürür. İki yumurta kırdırır, çayı demletir, sonra da odana git derdi. Ben kardeşim Fatma'nın yanına varana kadar anneydim. Sonrasında ise hikayeler uyduran biri. İşte onu ben seçmiştim. Bir gün öğretmen Mehmet Bey bağırınca kulakları uzadı dedim. Geçenlerde Terzi Seda elbisesini kendi koluna dikti dedim. Kel Ahmet saçlarını berberde düşürmüş. Fırıncı Mustafa'nın pembe ekmekleri olay olmuş. Avukat Selim yanlışlıkla kendini hapse tıktırmış. Mış, miş, muş. Abarttıkça abarttım. Ben saçmaladıkça Fatma daha gülüyordu. Mutluluğu sığmıyordu küçük evimize. Ben de o dört duvar arasında taşalım istedim. Nihayetinde bir gün beni de tezgaha götür, o insanları tanımak istiyorum dedi. Sonunda bunun olacağı belliydi.
Düşüncesizliğimin bedelini ödeyecektim. Onu karşıma alıp, olmaz, o insanlar yok, sen gelemezsin, senin evde oturman gerek, çalışmak zorunda olan benim, sen hayata gözlerini verensin, ben ise çocukluğunu, sen burada kalacaksın diyemedim. Fakat babamdan izin aldım onun için. Sonra temiz elbiseler giydirip saçlarını topladım ikizimin. Ve koluna girip peşim sıra sürükledim, sokaklar geçtik. Köşedeki şatoyu, aslanlı panayırı, eski tiyatroyu arkamızda bıraktık. O hep bahsettiğim koca binaların yanından geçtiği için çok mutluydu. Ben ise onun gibi gözlerimi karartıp etrafımdaki arabelerden kurtulmak istedim. Ama ne ezbere bildiğim döküntüler kafamda yok oldu, ne de yürüdüğümüz kaldırımlar değişti. Gelip bir metre tezgahın önüne düştüm yine. Babam çuvaldaki oyuncaklarını önümüze döküp, kardeşine mukayyet ol dedi ve gitti. Ben bir uzaklaşan babama baktım, bir oyuncaklara, sonra Fatma'nın yüzündeki gülücüklere. Yanımızdan gelen kalabalığa, gökyüzüne, otlara baktım, dünya çok büyüktü. O an ağlamak benim için çocuklara özgü olmaktan çıktı. Tanıştık. Hıçkırıklar boğazıma takıldı. Boğdu sesimi, düşünemedim. İlk defa kelimelerim çıkmadı şapkamdan. Fatma'ya döndüm en son. Çaresizliğimi fark etsin istedim. Benim anlattıklarımdan daha fazlasını görebilsin istedim. Küçük gövdem yıkılırken tezgahın önünde beni tutsun istedim. Ama o yalnızca kollarını açmış, tutsaklığım olan özgürlüğüne gülümsüyordu. Benimse kalbimin hücresini parmaklıklar sıkıyordu. Bildiğim her şeyden vazgeçip kaçmak istedim. Fatma'yı çekiştirerek oturttum taşın üstüne. Beni iyi dinle dedim. Solunda yumuşak balonlar var, kafan kadarlar. Soran olursa fiyatı 3 lira de. Sakın kağıt para alma, 3 tane 1 lira al. Bebekler sol çaprazında önde, 10 tane 1 lira. İki parmağın genişliğinde yuvarlak kalem gibi bir şey var. Bir kol mesafesinde duruyor. Baloncuk suyu diyorlar ona, fiyatı 4 tane 1 lira. Araba almak isteyen olursa elini al. Bak önce, küçüğü için 5 tane, büyüğü için 7 tane 1 lira al. Geri kalanını sormazlar zaten de, isterlerse satılık değil de. Ben geç kalırsam babam gelene kadar bekle, kimseyle konuşma. Sen nereye gidiyorsun ki? Ben öğretmen Mehmet Bey'i çağıracağım. Terzi Seda'nın dükkanına da bakarım. Belki avukat Selim hapishaneden çıkmıştır. Hem dönerken sana pembe ekmek de alırım. Dediklerimi unutma. Tamam mı? Tamam. Sırtımı döner dönmez koşmaya başladım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Sonrasını hiç düşünmemiştim. Aslında gitmeyi de düşünmemiştim. Ama ben de dağlara, denizlere kavuşmak istiyordum. Hapsolup kaldığım o kareden çıkmak, artık oyuncakların başında bekleyen değil, yüzü gülen taraf olmak istiyordum. Bedenimin hakkını vermek, çocuk olmak istiyordum. Bu yüzden sadece koştum. Hızlıca benliğimden uzaklaşmak zorundaydım. Kırdığım zincirler peşimden geliyordu. Korkuyordum. Anılarım, evim, tezgahım, annem, her biri başka uzvuma saldırıyordu. Kaçak ruhum yakalanmak üzereydi. Fatma, onu terk etmiştim. Zehra diye bir çığlık duydum içimde. Hani kalbimin dili olsa ancak böyle bağırabilirdi bana. Bir çığlık daha, Zehra, gitme. Evet, aklım başımda olsa da konuşsa bunu söylerdi. Ama bunlar benden gelmiyordu. Zehra, ben sensiz yapamam ki, bu çığlık da değildi. Bu Fatma'nın sesiydi. Arkamı döndüğümde aramızda 10 metre vardı. Göz göze geldik. Beni gördü, buna yemin edebilirim. Tüm özgürlüklere, hayallere sırt çevirdim o anda. Sadece gidip boynuna sarılmak istedim. Ve yanaklarını doya doya öpmek. Dahası yok. Şu an dönmekte olan dünyadan daha ivmeliydi benim vazgeçmişim. Hiç ait olmadığım o yoldan çıktım. Zamanı geri sardı bacaklarım. Ona koştum.
ve Fatma'nın kollarının arasına girip hıçkırıklarımı göğsüne gömdüğümde çocuktum. Elif Ezgi Bektaş, Geçerken Dergi. Kars İl Müftülüğü'nün hazırladığı radyo programını dinlediniz. Hayırlı iftarlar, hayırlı geceler, gününüz, geceniz mübarek ve bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz.